Anasını sattığımın dünyası. Bu nasıl bir hayat, bu nasıl bir dünya amirim ya? Dünyanın en dönemine biz mi denk geldik amirim ya? Her yer acı, her yer öfke, yalan, hile. Bu ne ya? Arkadaş aklım dimağım almıyor ya. Ben bunca yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. İnanılır gibi değil ya. Adamın kanı donuyor. Yani kadına şiddetin haddi hududu yok arkadaş. Yok, evet. Büyüğü, küçüğü, azı, çoğu bahanesi de yok. Biz atılan çığlıkları duymadıkça, çaresizlik içerisinde hapsolmuş kadınların sesi olmadıkça da durmayacak. İlkin bulacağız, misliyle bunların cezasını çekmesini sağlayacağız. Ondan sonra da herkese tek tek insanlığı anlatacağız. Baştan insan olmayı öğreteceğiz. Susmayacağız, durmayacağız. Tane tane bıkmadan anlatacağız. Yemin ederim bir kamyonda ayak yemiş gibi oldum. Belli ki çok büyük, sistemli, varlıklı, aynı zamanda ciğersiz bir organize suç örgütüyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Seçil'in anlattıkları az bile kalır. Bunun çok daha ötesi var belli ki. Savcım, garibin bildikleri bir avucu doldurmaz ya. Aynen öyle. En baştan başlayacağız. Elimizde ne var? Soyadları. Ana, oğul, Necla, Tankut, Yankıl. Hemen telefonlarını bulalım. Derhal savcım. 135-140 hazır ol. 135 cansız kalır. Bunlar çok büyük belli ki. Tespit ettiğimiz adreslerine, hastaneye, varsa Tankut'un başka bir adresine, hepsine dinleme cihazı, kamera yerleştirilsin. Tespit ettiğimiz araçların hepsine GPS takılsın. Anlaşıldı savcım. Tuğçe, kızım her zamanki gibi yapacağız tamam mı? Adreslere gaz kontrolü yapacakmışız gibi gireceğiz. Duydun kızım. Tamam. Tuğçe, sonrasında da aynı şekilde örgütle bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz tüm şahıs ve araçlara da yerleştirilsin. Tamamdır savcım. Şu Eda'yı arayayım, dinleme ve fiziki takip izinlerini alalım. Uzanmak, dinlenmek ister misin? Hı? Ağrım var mı? Bak istersen burada bir yer ayarlarız. Bir iki saat uyur, kendine gelirsin. He? Hangisini seversin bilemedim, ben de hepsinden aldım. Ya saçma ama iyi gelir belki, en azından enerji verir. Teşekkür ederim. O zaman sana bir kahve de söylüyorum. Atmak isteyen bir tek ben miyim? Asla yalnız değilsin kraliçe, asla. Yemin ediyorum böyle var ya, bulup tek tek kafalarına sık... Tövbe tövbe ya. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Hayır, bunların içlerinde bir damla vicdan mı yok? Yani makine mi bunlar? Ben inanamıyorum ya. Yakalayacağız. Yüzlerine yüzlerine soracağız bu soruların hepsini. Seçim nasıl peki? Gerçi benim sorduğum da soru yani. Nasıl daha iyi olabilir ki? En azından ağlaması durdu parlayanında. Yıprandı kızcağız. Ama yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Hadi. Harun var mı? Bir ağrı kesici çözeyim mi sana? Hissetmiyorum ki bedenimi. Bedenim hissizleşti. Dayanmak için belki de. Bir gücüm kalbime yetmedi. O da doğuştan galiba. Kalbimin acısını dindirecek bir ilaç bulamadı da. Devam edelim. Beni evlendirdiler. Bir kere gördüm onu. İmza atarken. Adı neydi? Remzi diye biri.
60 yaşlarında falan. Sonra bir daha görmedim zaten. Neden böyle bir şey yaptılar? O da işin içindeydi. Önce malları bana, sonra onlara geçirmek için. Hep yaptıkları gibi. Seçin, bize şu kaldığınız siteyle ilgili bilgi verebilir misin? Dediğim gibi hiç bilmiyorum. Dışarısını hiç görmedik. Bizi götürürlerken hep perdeli arabalarla götürürlerdi. Ya da gözlerimizi bağlarlardı. Arka bahçemizde ama bir mezarlık vardı. Mezarlık? Bizden birilerini gömmek için. Sadece içeridekileri mi gömerlerdi? Birkaç gece başkalarını da getirip gömdüler. Ama hiç bilmiyorum ki. Herkes soru sormaya korkar. Bilmemek daha iyidir. Sorgulamamak, düşünmemek. Gitgide bir eşya olursun. Senin arabaya bindiğin yerde bir bıçak bulduk. Kanlı. Üstünde parmak izin var. Birini mi bıçakladın? Kaçmaya çalışırken 5 numaralı muhafızı bıçakladım. Ama öldü mü bilmiyorum. Bizim orada her yerde kamera vardır. Odalarda, banyoda bile. Yani sürekli gözetliyorlar. Korumalar vardiyalı çalışırlar. Onların adları yoktur. Numaraları vardır. Ben kaçmaya çalışırken 5 numaralı korumayı bıçakladım. Başka çarem yoktu. Daha önce de kaçmaya çalıştım. Hastaneye götürmelerini istemiştim. Reddettiler. Ama bebeğimi benden aldıktan sonra kafaya taktım. Ölürsem de öleyim dedim. Doğum yaptığım için beni üst katta revir gibi bir oda var. Orada yatırıyorlardı. Su içmek için mutfağa gittim. Oradan bir bıçak aldım. Milli maç vardı o gün. Milli maç olduğu zaman biz sevinirdik. Biraz olsun. Bize vakit kalıyor diye. Bütün korumalar milli maç zamanı maçı seyrederdi. Maça bakarken korumalar evden çıktı. Bahçe girişine saklandım. Kapının açılmasını bekledim. Araba geldi. İçeri girerken ben dışarı çıktım. Hayırdır lan? Hayırdır? Nereye? Nereye ha? Bırak beni. Konuşma, gir içeri. Yürü. Bırak beni. Yürü, yürüsün. Ben de bahçeden kaçmaya çalıştım. Yardım edin! Ama 5 numara dışarıdaydı. Beni tuttu. Başka çarem yoktu. Kaçma! Seçil, bize bildiğin bütün isimleri vermen gerek. Bilmiyorum ki. Bizim adlarımız yok. Yani adlarımızı bilmeyiz biz. Soyadlarımızı sormak yasaktı. Tüp bebek merkezi dedin ya. Sen hiç gittin mi oraya? Gittim ama ya baygındım. Hiç hatırlamıyorum. Ama gittiğimiz bir otel var. Hep gittiğimiz bir otel. Night Palace Oteli. Orada müdürü Onur Bey bizi karşılardı hep. O karşılar bizi, hemen bir odaya alırdı. Güzel. Bu bilgi işimize yarar başka. Bir de bir kız var. 2 sene önce kaçmıştı. Adı Sude.
Bulamadılar onu. Buraya girmeden önce bezekli fırında çalışıyormuş. Hangi şubesi? Yani İstanbul'da çok sayıda şubeleri var ya bunların. Bilmiyorum. Ama çok aradılar kızı, bulamadılar. Seçil, seni biraz burada tutacağız. En güvenli yer. Bu esnada söylediklerini teyit edeceğiz. Senden ricam, aklına gelen, işimize yarayabilecek her bilgiyi düşün. İsim, adres, bir plaka, evin etrafındaki bir şey. İyice düşünmeni istiyorum. Sizi alıkoyan insanlara ulaşabilmemiz, cezalarını verebilmemiz için aklına gelebilecek herhangi bir şey. Tamam mı?